Evlilik böyle şimdi iki tane görüş var biliyorsunuz bir evlilikçi var hı hı. Bir, de, bir de evlilikçi olmayan bekarlıkçı e, görüş var ki özellikle bu son dönem yani birçok yerde sadece bizde değil böyle çok yalnızlığın kutsandığı insanların bu tekillik çağı diye tanı bir edilen dönemde e, en büyük değerinin ve en kutsalının kendisi ve yalnızlığı olduğunu anlatan evet. bir görüş var. Hı hı. Şimdi sizler iki tane evli e, önemli isimsiniz. Şimdi sizin de tabii cevap vermeniz zor takdir ediyorum. Yok yok çok rahat Ama konuşabiliriz ya. Ama ben merak ediyorum. yani Özellikle sizin nasıl söyleyeceğin, ne anlatacağınız çok önemli. Çünkü e, sen kaç yıldır evlisin? Beş. Nurdan'la ne kadardır berabersin? 23. Yani. 23. 23 yıl. yıldır. O yüzden mesela çok önemli bir evlilik referansı var evet. sende. E, ne diyorsunuz mesela? Evlilik mi, mutluluğun sırrı yoksa bekarlık mı? E, bir de son dönemde tabii hep şey görüyoruz ya, ya boşanma istatistikleri falan aldı başını gidiyor. Yani evlenmek aslında çok zor bir şey değil. Ama e, işin bu tarafında da ciddi bir gerçek de var. Evli kalmak daha zor evet. evlenmekten. Ne diyorsun Yasemin? Bunu e, nikah bağlamam. Hmm. Yani bunu yanınızdaki kişiye bağlarım. Yanınızdaki kişi e, sanki sizin yalnızlıy, yani yalnızlığınızı tamamlayan değil de dünyaya karşı yalnızlığınızı bölüşen biri olursa, yani topluma karşı siz bir yani güçsüzsünüz ya. Dünyada çok kötü şeyler hmm. var. Oraya karşı sizin yanınızda onları sizinle bölüşen biri varsa ister sevginiz olsun ister evliliğinizi paylaştığınız insan olsun Onunla sonuna kadar devam edebilirsiniz. Ama e, geçen gün bir programda söylemiştim. Burada da yinelemek istiyorum. Evliliklerin devam etmemesinin nedeni de insanlar evrimleşiyor ya, sürekli değişiyorsunuz ve herkesi de o ilk evlendiğiniz günkü gibi zannediyorsunuz. Arada toplantı yapmak lazım karşılıklı. Hayattan ne istiyoruz yani? Toplantı. Sen benden ne istiyorsun? Ben senden ne istiyorum? Çünkü ben değiştim artık. Bu yemeği sevmiyorum ya da ben artık böyle mekanlara gitmek istemiyorum. Geçen gün Toplantı nasıl yapıyorsunuz? Çok da? sevdiğim işte. bir yönet anlatacağım. Çok sevdiğim Hı. bir yönetmen vardı böyle. Çok başarılı işlere imza atmış. İsmini söylemeyeceğim çünkü o zaman onun da durumu anlaşılır. Bana çok güzel bir şey söylemişti. Ee, birlikte gelişmiyorsan o ilişki biter. İyi veya kötü biter. Akıl olarak da birlikte gelişmiyorsan yani biri altta kalıyorsa bunun maddiyatla da ilgisi yok, ünlülükle de ilgisi yok. Kafa olarak birlikte kalkmıyorsa yukarıya e, o iş yürümez. Ama bu sadece evlilikte de değil bence. <laughs> Her şeyde. Yani mesela ortaokulda çok var. iyi bir arkadaşın vardı. Evet. Yıllar evet. sonra görürsün artık iyi arkadaş değildir çünkü evet. hayat değişmiş. Evet. Aynen öyle. Peki evlilik de çok zor değil mi bu ya? Yani e, çünkü 7/24 <laughs> berabersin. Yani birlikte gelişebilmek için zaman zaman ayrı kalmak, e, hayatı başka bir şekilde deneyimlemek falan da gelişmiyor mu? gerekmiyor mu? Yani aynı evde yıllarca bir arada yaşayan insanın birlikte gelişiyor olabilmesi de çok Sürekli zor gibi. Sürekli aynı şeyi yapmıyorsunuz ki ama benim Burak'la izlediğim diziler bile farklı mesela. Arada ben ona kendi dizimi izlettiririm. Arada o bana. Yani başka başka şeylerden hoşlanıyoruz zaten. O tüm gün Borsa takip eder. Sever. Borsa oynamaz bu arada yani. <laughs> Ama takip eder yani, sever yani. Çok iyi. Onun için bir genel. <laughs> Harika at yarışı bak ya. Çok iyi bu, çok güzel <laughs> <bir> şey. At <laughs> yarışı izliyor ama fikir yani. at yarışı oynamıyor ben. Ben seviyorum diyor, ben bilgilenmeyi <laughs> seviyorum diyor. Mesela sabahtan akşama kadar gündemi takip eder. Çok güzel. Yani bense bazı dizilerim vardır ya da o an bir senaryo yazmak isterim, ona yönelirim mesela. C şeylerimiz de farklı bizim. Ne o dizilerini? Hobi benim mi? Mesela ben hiç bıkmadan, usanmadan üst üste Grey's Anatomy izliyorum. Hmm. İbo senin evlilik e, sorusuna cevabını merak ediyorum. Ya bence evlilik ya da bekarlık diye bakmamak lazım. Yani kiminle olduğuna önemli yani bu o kavramlar. Şey. Yani yalnızlık da öyle bir şey yani. Hani bu yani o daha iyidir, bu daha kötüdür. O kişiye göre değişir. Yani hani evlenme meselesini çok fazla hani hani kutsayacak bir şekilde söylemeyeceğim ama yani kimle olduğuna çok o yüzden boşanmaların fazla olmasının sebebi de o. İnsanlar birbirlerini tanımadan evleniyorlar. Ya evet yani biraz tanımadan evleniyoruz. Yani Bence evlenmek dediğin kavram öyle bir şey için. değil. Ha. Evliliği çok sevdiğimiz için. Yani o kadar çok seviyoruz ki evliliği. Ama önce bir karşımızdakini sevip evlensek e, o zaman evliliği suçlamayacağız. biraz kavram olarak bana şey geliyor. Yani hani ya o daha iyidir, bu daha kötü değil. Kiminle nasıl olduğuyla çok alakalı bir şey yani ve Birbirine alan tanımakla da alakalı bir şey Biraz yani. Biraz açık konuşmakla alakalı. E, yani öyle, ama e, çok zor bir şey bu. Yani O kavgayı göze almak lazım ya. A, tabii almak lazım. Göz ama almak zor. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Eşimle birbirimize söyleyemediğimiz bir cümle yok. Kırıcı oluyor bazen o eleştirilerimiz. Bir e senin elin ağırmış sana da kolay evet. söylenmez. <laughs> yani. şey yani, yani, tam, tam çok o, kırıcı oluyor. Olamaz yani. yani. Ama... Bir bence eşi şey, şey, bence eşi şey şey, her istediğini söyleyemiyordur onu. <laughs> öyle bir söylüyor ki. Burak mıydı? Öyle de evet, söylüyor. Evet. Burak'a buradan şey çok selamlar. Burak dostum başa gel. Seni hala Her şeyi söyleyebiliyorsan her olsun. Bana Bravo, çok kavramlar olacaktır. Kavramlar karşıtlıklarıyla vardır biliyor musunuz? Biz nasıl komedi yapan insanlar olduğumuz halde bu kadar duygusalsak benim eşim de sessiz sakin gözüküyor ya. O kadar yırtıcı bir tiptir mesela. Her istediğini bana söyler. Sen bir bilendin mi ona? Şu anda, şu anda bilendim. <laughs> eşime de oldu. Sen bir kurdun mu ona şu ara? Benim eşimle diye böyle anladım. Evet yırtıcı. Ya. Abi bir dakika evlilik toplantısı nasıl yapılıyor ben onu merak ettim ya. ya önce ben de bir yani. Ben başaramadım. E, Yasin ya. mesela toplantı şöyle kavramlar mesela buluşmaya toplantı diyor mesela ha. işte. <laughs> hani, toplantı deyince ben. De... <laughs> ben büyütüyor konuyu büyütüyor böyle hani. Çok Aynen ciddi geldi bana çünkü toplantı yani. <gülüyor> <gülüyor> arada yemek yiyoruz ya eşimle mesela. Evet. O bir iş toplantısı gibi geçiyor yani zaten birlikte de çalışıyoruz bu arada yani. <laughs> o hani. Birbirimize ihtiyaçlarımızı söylüyoruz yani. Bak ben senin Bitir. bu tavrından hoşlanmıyorum. O da diyor ki ben senin bu tavrından hoşlanmıyorum. Bakalım ne kadar iyileştireceğiz bu durumu diyoruz mesela. Bunun en serti neydi Yasemin mesela? Ben ilk kez böyle bir örnek görüyorum. Bu arada çok güzel bir iletişim örneği. Hı hı. Yani en sert toplantınızda mesela konuşulan şey neydi mesela? Özel olmayan tabii senin anlatmaya uygun bir Yo kadar. o daha dün söyledi ya eşim bana. Sabahtan akşama kadar koltukta oturuyorsun dedi. Hiç plan yapmıyorsun dedi mesela. E ben de dedim ki sen plan yapmayı çok sevdiğin için ben buna ihtiyaç duymuyorum. Ama dedi sen plan yapmadığın için ben bu kadar plan yapıyor gibi gözüküyorum. Şimdi mesela bununla ilgili bir iyileştirme başlatacağım. Yani Ya bu çok güzel bu. bu bayağı böyle şey gibi Ama yani. anonim şirket kurumserevi. Burada, burada bir şirket var abi. Burada evlilik burada değil bu başka bir abi? şey. Benim bir, şey bir şey olamaz. Bakın şey Evlilik de bir kurumdur aslında. Bir işletim sistemidir. Ona da gereken önemi vermezseniz bir iş yeri gibi batar. Bu yüzden evlilikler bitiyor zaten. Yani arkadaşına kocanı anlatacağın kadar, onu toksik bir şeye dönüştüreceğine kadar kocana söylesen zaten bu durumlar çözülecek. Müthiş bu ya. Bak şu an var ya ayrı bir hesap daha açıyorsun. <laughs> tamam mı? Ben buradan ayrı şu, şu an hey Türkiye'nin ihtiyacı olan şey sende yani. <laughs> Ama yalan mı bunu bana söyleyin? Bakın yok, ve bunun doğru. evlilikle de ilgisi yok. Bunun ilişkilerle de alakası evet. var. Yani arkadaşımla da alakası var bu arada. Var, ben tabii var. o kadar çok arkadaşımla küstüm ki bir kere bana yaptıkları ayıbı söyleseydim küsmeyecektim hiçbiriyle. <laughs> çok ayıbettiniz bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi Herkes de ona haksızlık ediyor. Hiç arkadaşlarına bir söz hakkı da olsa. <laughs> bir de, Meşan, ben Burak... Karşılıklı haksızlıklar vardı. Arkadaşlar Onlar da bana haftaya Burak'ı alıyoruz buraya. <laughs> ya, ya, öyle yok öyle abi. bunlar. Kendi başına anlat abi, bakalım onu bu işi, anlatacak. Bu işin perde arkası var abi. O toplantılar Hayır, nasıl şey geçiyor? Hocam, toplum olarak istediğimizi söylemeye çok çekiniyoruz çünkü öyle yetiştirilmemişiz. İsteklerimize karşı hep susmayı öğretmişler bize. Her türlü ilişkimize de yansımış bu. Yalansa yalan da yani. Haftaya ben burada rica an. ediyorum <laughs> İçişleri Bakanı'ndan programın bir bölümünü böleceğiz. Buraya alacağız buraya. Evet. Şu toplantılar Recival. ne oluyor öyle? Yani İçişleri böyle... Bakanı. Evet. Sayın Bakanım rica ediyorum sen bize bir müsaade edin. Burakla özel bir Burak Bey'e bir cemaat yapacak? Bu adamla konuşacak, ben, konuşacak? Artık, adam da konuşacak ben, artık, artık. Bir şey bana haksızlık oluyor. Ben böyle baskın bir tip gibi gözüküyorum ya. Ben aslında çok duygusal. Uysal, çok uysal biriyim yani. Tekrar canım tekrar söylüyorum ya, eviriyor bak adam uysal. Tekrar abi. tekrar söylüyorum. Şu an bu yayını izleyen herkes dedi ki ne kadar uysal bir kız. Hayır <laughs> <laughs> bence bakın bizim toplumumuz, bizim insanımız çok e, zeki bir insandır. Birinin gözünün içine baktığı zaman doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor anlar. Tabii. Zaten mimik uzmanları çıkmış ya. Boynunu şöyle yaparsan yalan söylüyorsun. <laughs> Ay, şöyle geç, yaparsan geçen yaparsan mimik uzman yalansın. bir tane benim videomu ya. yorumlamış. <laughs> Videoda şöyle yapıyorum. Şöyle yapmışım ve dudağımı şöyle yapmışım. Muhtemelen de böyle üzmüşüm. Kendini i̇şte, engellemeye çalışıyor. Dudağını kendini engellemeye çalışıyor. Burada bilmem O Oysa hiç alakası yok yani. Neyini engelleyecek? Ya mimik uzmanı bıraksın gitsin Allah aşkına. Mimik uzmanı ne abi? Bizim toplumumuz o kadar insanlardan anlıyorsa bu kadar dolandırıcı, bu ya kadar. bu kadar. Yani 5 yılda bir aynı dolandırıcılık şekliyle milyonlarca <laughs> insan dolandırıyor. Bir de şu açısında güzel gözüktüğünü düşünen kadınlar var mesela. O zaman her söylediği yalan mı onların mesela? Sürekli Tabii yalan abi, konuşuyor. konuşuyorlar? Tabii yani. evet. yani